Aktiko Seminer programlarından merhaba. Ben Merve Sözer. Bugün kendinize özgü olan kristal jel uygulamasını göstereceğim size. Kullanacağımız malzemelerimiz Aktiko kristal jelimiz, fanart spatulamız, kırmızı, sarı, mavi, yeşil, beyaz ve siyah renklerde su bazlı cam boyalarımız. Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Aynı şekilde bisküvi pişirmiş seramik objemizi alıyoruz. Şeffaf kristal jelimizi yerimizle spatula yardımıyla uygulamamıza başlıyoruz. Kristal jelimizi spatula yardımıyla yüzeye hiç boşluk kalmayacak şekilde uyguluyoruz. Bu uygulama aynı zamanda Art Deco Kids ürünü Kids cam boyaları ile birlikte yapıldığı için çocuklarınızla birlikte uygulamanızda hiçbir sakınca yoktur. Hatta keyifli bir güne de dönüşebilir. Herkesin kolaylıkla uygulayabileceği. Gene boşluk kaldı, onu da tamamlayalım. İlk başlangıçta gözünüze çarpmıyor ama daha sonra tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. En tepesine yaklaştığımız zaman duralım. Çünkü objemizi bir yerde sabit tutmak ve kurutmak için çevirmemiz gerekecek. Onu yere koyduğumuz zaman yapacağız. En tepesini boş bırakalım elimizdeyken. Üstünü boş bıraktığımız objeyi zemine kurutmak için yerleştiriyoruz. Ama öncesinde üzerinde boş bıraktığımız kısmı spatulayla yine spontan bir şekilde tamamlıyoruz. Objemiz kurudu. Bahsettiğim tüm renklerimizi fanart kullanak paletimize döküyoruz. Fanart çocuk boyalarını, su bazlı çocuk boyalarını kullanmamızın nedeni kristal jel üzerinde su bazlı boyayla parlamaları daha iyi alabilmemizdir. Sarı boyamızla başlıyoruz. Yüzeyde seri hareketlerle tamponlayarak yüzey rengimizi uyguluyoruz. Daha sonra mavi, kırmızı, yeşil beyaz, aynı one stroke yöntemindeki gibi birbirlerine karıştırarak yüzeyimizi uyguluyoruz. Mesela çocuklarımızla birlikte yapabiliriz dememin nedeni, hani mavi ile yeşilin karışımından, mavi ile sarının karışımından yeşil elde edebileceğimizi, kırmızıyla mavinin karışımından mor rengini elde edebileceğimizi çocuğumuza kolaylıkla anlatabiliriz. Gördüğünüz gibi renkler akışkan olduğu için yüzeyde birbirlerine karışmaya devam ediyorlar. Yerine koymadan önce son bir fırça darbesiyle kontrollerimizi yapıyoruz. Yerleştirirken en uç noktasından tekrar dokunacağımız için tekrar üstünü bu yerle kapatıyoruz. Ve sonrasında da kurumaya bırakıyoruz.
arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli bir hafta sonu için çok güzel bir çalışma bence. Deneyin, siz de keyif alacaksınız. Çok teşekkür ederim.